Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde bir box'tan kutu modelleyeceğiz. Pardon. Lavabo modelleyeceğiz. Lavabomuzun ölçüleri 450 santim eni var. Milim eni var. 580 milim genişliği var. O an 170 milim de yüksekliği. Şimdi bu lavabomuzu modellemek için Airtable Poly modelleme sistemini kullanacağız. Next'te en çok kullanılan modelleme tekniğidir. Profesyonel kullanıcılar da bunu kullanırlar. Bu dikdörtgen şeklinde bir olacak. Modellemesi de basit olsun isterim anlamanız açısından. Şimdi öncelikle lavabomuzun kenarlarını belirleyeceğiz. Onları yapacağız. Dört kenarını belirleyeceğiz. Bu dört kenarımızı belirledikten sonra musluğun geleceği yer, iç derinliği ve gider deliklerini yapacağız. Taşırma deliği vesaire gibi yerlerini yapacağız. Yalnız bunu modellerken özellikle lavaboyu modellerken özellikle hatalı modelleyeceğim ki benzer hatalarla karşılaştığınız zaman acaba nasıl çözebilirsiniz? Baştan modellemek mi daha kolay olur yoksa hatalı düzelt modellemek mi daha kolay olur? Kimize göre baştan yapması daha kolay olabilir. Ama iş çabukluğu açısından hatalı modellediğiniz objeyi düzeltmek bazen daha kolay olabiliyor. Özellikle bu teknikten anlatacağım ki yer alışkanlığımız gelişsin. Şimdi öncelikle klavyemizden G tuşuna basarız. Grid. Yani ızgaraları kapatıyoruz. Objemizi daha rahat görelim diye. Şimdi öncelikle sol ve sağ etçileri seçiyoruz ve onlara connect diyoruz. Connect dediğimizde bize kutuya paralel bir yatay çizgi oluşturdu. Bu çizgi bizim musluğumuzu koyacağımız yer olacak. Connect bölümünde Pinch Slide Segments. Segments işte kaç tane koyacağımızı gösterir. Kaç segment koymak istediğimizi 1, 0, 2, 3, 4, 5 artık modellediğinize göre değişir. Pinch 2 segment koyduğumuzda 2 segment aynı anda yerini değiştirir. Slide ise tek ya da çift fark etmiyor. Aralarını açar. Tek segmentte tek segmentin yerini değiştirir. Şimdi biz bunun değerini arttırarak göz kararını el altında bırakıyoruz. Okey diyoruz. Tamam. Ne yapacaktık? Şimdi böyle bir durumda hata yaptınız diye. Kenarlarını atmadınız. Direkt öyle kaldı. Acaba ne yapmak gerekir? Hemen kontrol Z yapıyoruz. Yok ediyoruz. Tekrar connect diyoruz. Buradan 2 diyoruz. 56'yı 0'a denk getiriyoruz. İkisinin arasını gördüğünüz gibi göz kararı böyle nasıl diyeyim? Birer santim olacak şekilde bırakıyoruz. Ve okey diyoruz. Hiç bu edge'lerin seçimini kaldırmadan tekrar connect dediğimizde hafif bir birim kaymasıyla oralardaki yerleri yapıyor. Ondan sonra onları böyle okey diyerek yapıyoruz. Şu anda lavabomuzun kenarlarını oluşturduk. Tekrar sol ve sağ edge'leri seçip connect diyoruz. Segment sayımızı 1'e düşürüyoruz. 96'yı 100'e getirip sıfırlıyoruz. Ve bunu aşağıya doğru, yukarıya doğru musluğumuzu koyacağımız yere doğru getirdikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar söyleyeceğim. F4'e basarak kenarlarımızı görüyoruz. Şeklimiz bu. Hafif kibrit kutusunu andırıyor. Dediğim gibi modellemesi çok basit. Şimdi lavabomuzun iç derinliğini ne yapalım?
100 milim. Yani 10 santim. Aşağı atıyoruz. Attık. Pardon. Okey diyoruz. Attıktan sonra front penceresine geliyoruz. Vertex konumuna geçiyoruz. Tabii ki eşlerimizi kapatıyoruz. Göz yorgunluğu yapmasın. Vertexleri seçtikten sonra scale ile bunları hafif içeriye doğru çekiyoruz. Çünkü lavabolar genelde işlere hafif birazcık eğimli olur. Yani yaptığımızda lavaboya benzesin yani. Sonra tekrar buraya geldiğimizde bakıyoruz. Güzel. Alt ve üst içerisinde içinde aynı sistemi yapalım. Onu da böyle top penceresinde yapalım. Evet. Lavabomuzun içi tamamdır. Peki şimdi lavabomuz bitti mi? Turbo Smooth. Turbo Smooth'un turbosudur. Yani daha hızlı yumuşatır. Yumuşattığı zaman da makinenizi yormaz. Daha çok eğim katabilir. Buradan Turbo Smooth'unu seçiyoruz. Aman ne oldu? Şimdi bunun böyle de bir lavabo olabilir. Ufak tefek düzeltmelerle böyle de bir şey yapabiliriz. Ama bizim lavabomuz dikdörtgen olacak. Bu da değişik bir lavabo olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii ki lavabomuz demin yaptığımızda yuvarlak çıktı. Onu nasıl düzelteceğiz? Gördüğünüz gibi bu yüzeylerde, poligonlarımızda yani yeterli segment sayısı yok. Segment olmadığı için yuvarlar, yani elinde bulunan 4 segmente göre lavaboyu yumuşatıyor. Buradaki segment sayını arttırdığımızda oradaki yuvarlaklık düzelecek. Şimdi bu ilk oluşturduğumuz yüzeyleri seçiyorum. Edge komutuyla oluşturmuştuk bunları hatırlarsınız. Şimdi onları seçiyoruz. Tabii ki onlara eksi 100 vermeyeceğiz. Önce bir sıfır değerini veriyorum. Ondan sonra onları 5 milim kadar yükseltiyorum. Bunları yükseltmemin sebebi şuradaki hafif bir yükseklik olması gerekiyor. Yapalım onu. Lavabomuz iyice bir benzesin. Şimdi arkadaşlar. Tekrar Edge komutuna geçiyorum. Bu yüzeyi. Buraya. Bunları. Tabii. Bunları seçelim. Sonra. İlk olarak sadece en dıştakileri seçiyoruz. Bunu da seçelim. Diğer taraflarda seçmedik. Şurada biraz yakınlaşarak yapalım. Şunu seçeceğiz. Şunu seçeceğiz. Şu. Onu seçmişiz. Bunu seçiyoruz. Unutmuşuz. Tabii ki bunu da seçiyoruz. Şimdi bakalım connect komutuna gelince ne yapacak? Şu tabi slide olduğu için onu sıfıra gördüğünüz gibi oluştu. Ama niye bu yüzeyde yok? Bu yüzeyde niye olmadı? Şundan. Çünkü şuradaki segmenti seçmedik. Şimdi cancel diyoruz. Şunu da seçiyoruz. Tekrar connect dediğimizde gördüğünüz gibi her tarafta oluşturdu. Unutmayalım arkadaşlar. Yüzeylerimize segment verirken edge'leri eşit miktarda seçmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki buraya birer tane vermemiz pek faydalı olmayacak. Bunu 2, 3, yani yettiğim düşüneceğimiz sayıya kadar çıkartıyoruz. Fazlası sahnenizi yorar. Sahnenizin yorulması da bilgisayarın yavaşlamasına sebep olur. Akabinde render süremizi uzatır. 5'te bırakıyoruz.
Hatta 5'te bırakmayalım. Biz bunu 6, 7, 8, 9, 10'a tamamlayalım. Şimdi şu kenarı da seçiyoruz. Şu kenarı da seçiyoruz. Şu kenarı da seçiyoruz. Tekrar connect diyoruz. Bakın unuttuğumuz için buraya koymadı. Bu yüzü görmediği için şu kısımları tamamlamıyor. Cancel diyoruz. Biraz daha döndürerek seçiyoruz. Tekrar connect dediğimizde gördüğünüz gibi her tarafı 10 tane segmentte tamamladı. Şimdi OK diyoruz. Tekrar Smooth'a geçiyoruz. İşte arkadaşlar. A'daki fark budur. Buradaki illüstrasyon değerini 2'den fazla yapmanın herhangi bir ekstrası yok. Saklınızı ve rendasyonunuzu uzatmaktan başka. 2 standart bir değerdir. Bütün modellemeler için, modellenen objeler için ne olursunuz? Araba olabilir, herhangi bir yaş olabilir. Yeterlidir. Tekrar buraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi hatırlatalım. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi iç taraf yuvarlak. Birazcık da iç tarafla ilgilenelim. Şimdi yalnız burada oluşmuş bazı hatalar var. O hataları düzeltmek için bunu seçiyoruz ki şimdi onları düzeltmeyeceğiz. Bu etçilerimizi seçiyoruz. İç taraftaki yuvarlaklık bozukluğunu gidermek için onu da seçiyoruz. Şunu da seçelim. Connect diyelim. Gördüğünüz gibi 10 tane segmenti buraya da atalım. Sonra şunu, şunu, şunu döndürüyoruz objeyi ve şunu tarafa geçiyoruz. Bunu, bunu, bunu objemizi döndürüyoruz ve bu. Tekrar connect dediğimizde düşürelim. 5'te bırakalım. Bakalım şimdi smooth verdiğimizde bize nasıl bir sonuç verecek. Smooth. Gördüğünüz gibi hala şu köşelerimizdeki hatalar devam ediyor. Buradaki segment yayılımı aslında objeye o kadar zarar vermiyor, düzeltilebilir. Ciddi bir sorun değil. Asıl ciddi sorunumuz dört köşedeki anlamsız kırılma. Tekrar poly komutuna geçiyoruz. Hands'ine görüş açımıza sokuyoruz. Görüş açımıza sokuyoruz. Birazcık daha yaklaşıyoruz. Hands ile polygon komutuna giriyoruz. Buradan cut, kes. Çok pratik ve faydalı bir komuttur. Şöyle kes diyoruz. Sonra giriyoruz. Şu kısmı da kes diyoruz. Böyle bir bırakalım. Kut komutundan çıkalım. Smooth'a geldiğimizde bu kısımdaki değişimi fark ettiniz. Şimdi arka taraftaki bozulma sebebi oradaki segment sayısından kaynaklanıyor. Buradaki bozukluksa demek ki biraz daha oraya iç eklememiz gerektiğini bize söylüyor. Düzeltmek için. Onu yine poligonun kat komutu ile şuraya kadar getirip kes dediğimiz zaman ki yaptığımız işleme geri alalım. Gördüğünüz gibi şurada bir yanlış kesim olmuş. Evet arkadaşlar, birinci dersimizi burada noktalıyoruz. İkinci dersimizde bu noktadan hatalı kesimi düzeltmekten devam edeceğiz. İyi akşamlar.